Merhaba, bugün 3 maçı yorumlayacağım. İlki 439 kodlu Akhisar Spor Sandalye Liyeci maçı. Akhisar'ın grupta zaten hiçbir iddiası yok. 5'te 0 yaptılar. Son maçlarda rakipleri biraz zorlayan bir Akhisar gördük. Cihat Arslan da son maçlarda biraz güçlü kadrolar sahaya sürdü. Ben bunun eleştirileri engellemek adına olduğunu düşünüyorum. Bu maçta ise ben Akhisar'dan öyle güçlü bir kadro beklemiyorum açıkçası. Biraz rotasyonu genişletebilir Cihat Arslan. Çünkü ligde çok önemli bir Fenerbahçe galibiyeti aldılar. Ve bu maçtan çok kısa süre sonra ligde yine çok önemli bir maça çıkacaklar. Takımın zaten eksikleri var. Kadro daraldı. Bu dar kadroyu hem Avrupa'da hem ligde kullanmak onlar adına işleri zorlaştırır diye ben Cihat Arslan'ın rotasyonu genişletebileceğini düşünüyorum bu maçta. Diğer yanda Standard Liège gruptan çıkma iddiası sürüyor. İyi bir takım. Ben bu deplasmanda Liège'in baştan sona üstün oynayacağını düşünüyorum ve ilk yarı maç sonu Liège galibiyetini öneriyorum. İkinci maçım 440 kodlu Beşiktaş Malmö maçı. Beşiktaş son maçında Sarpsborg deplasmanında çok kritik bir galibiyet aldı. Bu maçta da artık gruptan çıkma yolunda oldukça iyi bir konumda geliyor. Malmö grubun bence vasat üstü takımlarından birisi. Yani beklentilerin altında kaldılar. İlk Beşiktaş'a karşı iç sahada iyi oynasalar da ben deplasman karnesini çok zayıf buluyorum Malmö'nün. Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Son maçım 466 kodlu Spartak Trnava Fenerbahçe maçı. Ya Fenerbahçe zaten bir kaos içinde. Yönetimsel problemler var. Teknik direktör konusu hala konuşuluyor. Spartak Trnava deplasmanında Fenerbahçe bir de rahat çıkıyor. Yani Fenerbahçe'nin ikinci bitirmesi garantilendi grubu. Ne birincilik şansı var ne üçüncülüğe düşme ihtimali var. Trnava için önemi yok denilebilir. Bu maçın prestij anlamı taşıyor ama Trnava gibi Avrupa futboluna fazla ismi duyulmayan bir takım için tabii ki Fenerbahçe gibi Avrupa'da nispeten ismi daha fazla duyulmuş bir ekibe karşı iç sahada oynamak yine bir motivasyon sebebi yaratacaktır. Fenerbahçe'nin çok fazla eksiği var. Sakat oyuncusu var. Bu maçta Elif Elmas da cezalı. Zaten UEFA Lisesi'nde olmayanlar var. Biraz zayıf bir kadroyla çıkacak Fenerbahçe bu maça. Ben Trnava'nın mağlup olmayacağını düşünüyorum. 3 maçın toplam varını 4.73. Herkese bir şeyler puanla bol şans diliyorum.